Kızı Emine Betül Karagüllü'yü Murat Narlı ile nişanlıyor. Mutlu bir ilişki ve mutlu bir evlilik, aile kurulması için iki aile yola çıkıyor. Fakat Emine Betül'ün ailesi damatla ilgili sıkıntılar yaşayınca diyorlar ki bu nişan iptal olsun, evlilik de yapılamasın. Bunun üzerine 12 Mart pazartesi günü kızlar evi terk ediyor. Nişanlısının yanında kızlarına seslenmek isteyen bir anne babanın hikayesi. Alkışlarla Sevil Muzaffer Karagüllü geliyor. Seni kimler aldı? Yaşadıklarını anlattıkları bir VTR var sevgili seyirciler. Şimdi ekrana geliyor. Sonrasında Emine Betül Karagüllü ve Murat Narlı ile ilgili canlı yayında konuşacağız. 12 Mart'tan bugüne Emine Betül'den haber yok. Düğünü beklemeden kızımı kaçırıyorlar. Benim yüreğim yanıyor, yüreğim yanıyor. Kızım fabrikada çalışıyor. Orada da bir arkadaşı var. Kızımla tanıştırıyor. Murat Narlı bu oğlanla, damat adayıyla. İstediler diye nişanlının sözünü yaptık. Bu nişandan sonra damat adayı bize karşı iyi davranmamaya başladı. Kızımı öyle hor görüyor. Yani kızım üniversite mezunu, o lise mezunu. Yani değer verdiğini, önemsediğini hissetmedim. İyi olduğunu da göremeyince kızımızı vermek istemedik. Uyarmaya çalıştık. Fakat baskısı çok üzerinde kızımın. Nisan'ın sonunda düğünleri vardı. Düğünü beklemeden kızımı kaçırıyorlar. Kızım aile anne babasız yapamazdı. Sözümüzden çıkmazdı. O kadar iyi, o kadar iyi kalpliydi ki bize karşı. Son zamanlarda bize karşı çok düşman yaptılar çocuğumu. Tutumu çok değişti bize karşı. Durmadan hastanelerdeyim. Şekerlerim 500'lü geçiyor. Biz kızımı çok seviyorduk ama böyle yapınca yani çocuğuma da inanamaz oldum. Bunalımdayım diyor. Ben ne yaptığımı bilemiyorum diyor. Bunalımdayım diyor. Kızıma kredi çektiriyorlar. Nişanlıyken kredi çektiriyor. Bu kredi çektirmeden sonra biz istemedik. İyi diye verdik ama istemedik sonra. Niye habersiz bizden habersiz kredi çektirdi kıza diyerekten. Haber alamıyoruz. Arıyoruz pazartesiden beri. Açmıyorlar telefonları bir türlü. Kızım ben senin babanım. Ben senin mutlu olmanı isterim. İsterdim ki babanından telli duvaklı canın çıkmanı isterdim. Her babanın bir şeyidir yani hayalidir. Sen benim hayallerimi yıktın. Bunlar benim canlarım ya. Ben onlar için her şey yaparım. Ama bana bunu yapmamalı lazımdı. Şurada bir buçuk ay kalmış. Kızım dedim bir buçuk ay daha sabret. Ben senin düğünün yapmasam orada sarım kaç git. Benim başıma şeydim be. Benim yüreğim yanıyor ya yüreğim ya. Sevil teyze, Muzaffer amca, yani üzüntülüsünüz ve streslisiniz. Kızınızla ilgili de meraklarınız var. Şimdi Emine Betül ve Murat Narlı nişanlılar ve 28 Nisan'a da düğün tarihleri var. Evet. Pazartesi gününden beri yoklar. Emine Betül ve Murat'tan haber yok. Yok. İş yerine de kızınız kaç yaşında? 23. 23 yaşında yani hani reşit, aklı başında, eğitimli bir genç evet, kız. Evet. Kaçırıldı mı, kendi mi gitti? Vallahi bilmiyoruz Esra Hanım, kaçırıldı mı ama eşini, nişanlısının baskısı üzerinde çok. O kaçırdı diye şey yapıyoruz, düşünüyoruz. İşe gideyim diye kendisi çıkıyor. Kendisi kaçmazdı çünkü. Hiç kaçacağımı zannetmeyin anne derdi her zaman. Yani nişanlısı tarafından kaçırıldığını. Baskısı üzerinde çok çünkü. Peki
bir ara demişsiniz ki yani kızım bize hiç hani karşı gelen, saygısızlık eden biri değildi. Değildi. Son zamanlarda aynen. Tavırları değişti. Aynen. Siz nişanlısı Murat'ı istemediğinizi söyledikten sonra mı tavırları değişti? Yok. Düğünü yapmayacağız diye. Düğünü yapmayacağız dediniz. Kredi çektirdiği için kızımıza bizden habersiz, bize danışmadan biz bu evliliği istemiyoruz dedik. Ondan sonra da nişanlısı baskı, çok baskı yaptı. Yani kaçırılmaya kadar götürdü. Nişanlısı ama benim kızımı kaçırma gibi bir lüksü olmaması lazım. İşte şimdi kaçırıldı mı, kendi mi çekti gitti? İşte onu bilmiyoruz. İşte bilmiyoruz onu. İşe gideyim diye çıktı, iş yere gittik. Telefon yok, iş yere gelmedi dediler. Telefon ediyoruz, telefonlarımızı açmıyorlar. Gönüllerinizi aradınız mı? Aradık, açmıyorlar. Telefon kapalı. Murat'ı aradınız mı? Aradık, açmıyor. Hiç kimse. Kızımızı daha iyi arıyoruz, açmıyor. Kapılarına gittiniz mi? Onlar siz Manisa'da yaşıyorsunuz, onlar nerede yaşıyor? Paşaköy'de. Paşaköy'de, Manisa'nın köyünde. Manisa Paşaköy'de, yani evet. Kalkıp onların evine gittiniz mi? Gitmedik. Niye? Onlardan kimse gelmeyince, telefonlarımızı açmayınca, belki kapıyı da açmayacak dedik yani. Karakola gittik, polise gidiyoruz, 18 yaşını geçmiş, bir şey yapamayız diyorlar. Yani ama 18 yaşını geçince insan bir çocuğunun şeyini arayamaz mı? Şimdi sahip çıkamaz mı? İki yıldır da nişanlılar Murat'la Emine Betül, birbirlerini seven gençler. İşte sanırım. Ev aldılar, evet. Evi tadilat falan yaptırmaya kalktılar. Onun tadilatı bitmediği için 2 sene yani nişanlı oldular. Nişanlı oldular, yani o evet. 2 yıl birbirlerini seven bir çift. Seviyoruz diyorlar ama telefonda olsun, şeyde olsun, münakaşaları çok. 3-4 sefer benim kızımı sokakta bıraktı. Babası benden izinsiz kızımı alıp bir yere hani götürme diyor. Benden izin al, istediğiniz yere gidin. Katiyen bizden izin almıyorlar. Kim almıyor? Murat. 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 Bizden habersiz kızı alıyor, iş çıkışında, şey çıkışında, eve geç vakitlerde olduğu yerden bırakıyor. Ama Murat'ın sorumluluğunda değil, 23 yaşında bir genç kız. Yani o size ya anneciğim biz bu akşam Murat'la yemek yemeye gidiyoruz. Yaptırmıyor. Esra'm şimdi bilgi izin veriyorum. Her yere izin vereyim ben. Yere izin vermeyeyim. Ama bir insan, karşıdaki insan dürüst olacak. Evet. Ben ona güvenmem lazım. Kızımı teslim etmem lazım. Ben o çocuk bu yaşa kadar kolay gelmiyor. Bir annenin karnında büyüyor. Aynen. Bir yaşa kadar bakıyor. Evet. İnsan kayınpedere saygısızlık etmeyecek, yalan söylemeyecek. Çok yalan söylüyorlar. Annesi de hepsi yalancı bunlar. Böyleyse yalanlar ben nasıl kızımı teslim edeceğim ya? Ben... Ama bak 28 Nisan'a da düğün günleri ya, var. Düğün var işte, evet. Ben onu diyorum. Evet. Şurada 1,5 ay kalmış. Kızım dedim, ben seni düğünü yapmazsam o zaman kaç git. Ben kimseyi dinlemem, ben senin mutluluğunu istiyorum. Ben bir babayım, sen benim televizyon okulu geri çık. Ama sana yeter ki diğeri gibisin. Senin diğeri gibi bilemez. Bir insanda yalancılık, dolancılık olsa bu iş olmaz. Ben senin mutluluğunu isteyeyim ya. Başka şimdi bir şey istemiyorum. Siz aynı bu sert davranışı kızınıza sergilediniz mi Murat'la ilgili? Bu düğün iptal, nişan iptal, bitmiştir de bu dava dediniz mi? Annesi gibi istemedi. Şimdi şey sert olarak söylemedik ama uygun bir dille anlattık. Anlattınız. Anlattık. Kıza eşya aldırıyorlar bizden habersiz. Kıza mobilya aldırıyorlar bizden habersiz. Alıyorlar kızı götürüyorlar. Bizim hiç haberimiz yok. Kızım da yani avuç kavuğundan çıkmadı. Yani bize de bir anne baba olarak bir danışsalar, etseler. Yok, danışmaları yok. Bizi hiçbir şey yerine koymuyorlar. Size danışmayan kim? Kız. Dünürlerde annesi babası da damat da. Hiç bize bir bilgi vermiyorlar. Nişandan sonra işte ev kurulurken, ev yapılırken hiçbir bilgi vermediler size. Vermiyorlar. Evet. Kızınız? Kızım. Kızım da hep onları tutuyor. Onları tutuyor yani. Niye hep bu tarafı onları tutuyor? Şimdi i̇şte bizi vermeyecek, da, etmeyecek diye. Ona vermeyeceğiz şimdi bunların diye. Şimdi bunlar yapacak durumları yok. Bunun buna damatın karşı tarafın. Karşı tarafın. Damatın annesi dedi ki bana, dönür dedi. Evet. Yardım et dedi, bunların düğünü yapıralım diye bana. Evet. İyi tamam güzel yapalım. Bak ben kız istemeye geldiklerinden beri hiçbir şey istemedim. Evet. Anlaşmışlar. Hiçbir şey istemedim. Ne takarsanız takın ne yapın. Eşim hep ortak alınacak dedik. Ama düğün yakışırsa sıra kaçmaya durdular. Bir şey alacak mı? Annesinden giderler alırlar. Hadi bizi boş ver, beni boş ver. Yani annesine gitsinler. Perdanla gidiyorlar, onlarla gidiyor. Her şey onlarla gidiyor. Pazar... Yani sen annen bu yaşında büyütmüş seni. Sen anneni de bırakıyorsun. Çarşının kömeni yalnız bırakıyor annesini. Kadının şekeri var, tansiyonu var.
Vallahi 500'lerden aşağı inmiyor şekerlerim. Ondan adam bulamam, anne baba bulamam. Peki hep bu konuda problem çıkınca siz de biz Murat'ı damat olarak istemiyoruz dediniz. Çok yalan söylüyorlar. Yani? Hangi konuda yalan söylediniz? Her yönde. Annesinden telefonla konuşuyor. Dönüyor, evet. Neredesin diyorum. Saranur'dayım diyor. 10 dakika sonra karşımda çıkıyor kadın. Benim, ben sana nasıl güvenecek çocuğum vereceğim ya? Ben çocuğuma bir şey olsa ben arasam seni. Onlar benim canım ciğerim ya. Ben onlar için canımı çok da veririm. Evlatım benim o ya. Meğer kızımı almışlar, halı perde aldırıyorlar. Eşya yani. Meşya boş ver. Yeter onlar mutlu olsun. Yok hani bizden habersiz. Peki. Ben Saruhanlı'dayım diyor. Manisa'da kızımla birlikte kızımı almış götürmüşler. Halı perde aldırıyorlar kızıma. Hepsini de peşin olarak aldırıyorlar. Ve beyaz eşyayı aldırıyorlar. Kızınızın sevdiği çocuk. Aynı zamanda onun 2 yıllık nişanlısı. Evet. Murat Narlı'yı reddedince... Düğünü de yapmayacağız deyince bu pazartesi günü kaçtı gitti. Gitti. Evden giderken eşya almış mı? Yok. Aldı eşya aldılar aldı. Hayır, kılık kıyafetini almış mı yanına? Bavul yok, almadı, yapmış. Yok, almadı. İşe gideyim diye gitti biz. İşe gidiyorum diye gitti. O zaman belki parça parça götürmüştür. Yok, bilmiyoruz. Bilemiyoruz orasını şey da Esra Hanım. Ama bu kredi kendi ihtiyaçları için mi? Yok, ev alacağız diye. Damat ev alıyor. Damat ev alacak, kızın üstüne kredi evet, çekiliyor. Evet. Yok, kızın üstüne değil. İkisi çekil oluyor. Yani. İkisi kredi. Beraber mi ödeyecek evet. Krediyi? Ablacığım bu vallahi da normal ama yuvayı sıfırdan kurmaya çalışan iki genç. Bunlar birlikte elini taşın altına sokmuşlar. Yani tamam. Bence siz bu ilişkiye fazla müdahale baskı etmiş gibi durmuş. Bir izlenim ablacığım, yarattınız yani. Hüseyin Bey tamam mı? Çok hani direkt bodosuna dalmayayım. Bütün teker teker konuları soracağım. Şimdi kredi meselesinde kızınız bu krediyi tek başına mı çekti? Beraber İkisi çekiyor. Birlikte. İkisi birlikte. İkisi birlikte yani atıyorum, çekmişler. 45'ini biri çekti, 45'ini biri çekti. Bilmeyiz nasıl yani, çektikler hem ya. Hem kefil olmuş. Krediyle yani. Ne yaptılar? Efendim? Krediyle ne yaptılar? Damat ev aldılar. Ev aldılar. Almışlar. Ha. Peki, haberimiz alınan, yok. Alınan ama ev alındığını biliyorsunuz. Ya. Borca girmişler. Yani. Peki bundaki kötü niyet nerede? Yok habersiz Esra, olarak. Şimdi bunlar nişanlıyken... bize tanışmadıkları için hiçbir şey tanışmıyorlar. Baba insan bir kız evladı. Baba bak ben onun babasıyım. Evet. Baba ben, biz Murat'la kredi çekeceğiz dese kızım çekin derim. Her şeyi kendileri yapıyorlar. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Yani beni bir baba yere koymadı. Ne damat koydu ne benim kızım koydu yani. Bu arada ekran başındaki seyircilerimize de seslenelim. Manisa Paşaköy'de. Paşaköy'de evet. Paşaköy'de yaşıyor Murat Narlı. Ve Emine Betül Karagüllü'nün de orada olduğu tahmin ediliyor. Görenlerin, tanıyanların, bilenlerin bize ulaşmasını rica ediyoruz. Peki Emine Betül işe gidiyor mu? Bilmiyoruz. Bu arada Emine ile arkadaşlarımız bağlantı kurmuşlar. Telefon kapanmış. Emineciğim şu anda telefonun meşgul. Telefonunu kapatırsan ekip arkadaşlarım seni arayacaklar. Esra Hanım, annesi gelse mesela biz şu kadar yardım ediyoruz. Alamıyoruz. Kızınız da kefil olarak yardımcı olsa da beraber alsalar deseler yine amenna. Ama bizi hiçbir şey yerine koymadan kızı çekip çekip her istediklerini yaptırıyorlar kıza. Peki anneciğim bak büyük şimdi bir pazartesi baskı günü altında. Kız size haber vermeden gitmiş. Gitti. Ama oğlanın baskısı altında. Gel gidelim kaçalım diyor ondan. 28'inde de düğün var yani. Yani ya. Düğünümüz var. Şurada şimdi... 1,5 ay kaldı düğüne. 1,5 ay. 1,5 ay sonra seven insan düğün yapmasa onu sonra kaçsaydı. Diyelim ki Muzaffer abi. Bu arada hemen tık diye evlendiler. Ne yapabileceksiniz? Vallahi ondan sonra Allah'a havale edeceğim. Bu zamana kadar benim iyi şeyler işte yapabileceğim. Ama Emine telefon attığında bir haftadır ilk defa mı konuşacaksınız? İlk defa. Alo deyin. Alo. Alo. Emine merhaba. Emine. Ya da Betül merhaba. Emine Betül. Şu anda telefon attığında. Emineciğim duyuyor musun beni? Duyuyorum Esra Hanım. Merhabalar, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyim, sesin gayet iyi geliyor. Bulunduğun yerde evet. Mutlusun sanırım. Nasıl? Bulunduğun yerde iyisin ve huzurlusun sanırım. Aynen öyle. Peki, aynen öyle. Pazartesi yani. Günü evden ayrılıp nereye gittin? Ya da niye böyle bir harekette bulundun ailene karşı? Şöyle söyleyeyim Esra Hanım. Orada
Yani ben ailemi kötülemek istemiyorum. Asla kötülemek istemiyorum. Hı hı. Tamam, yayını tutmuşlar. Ama onlar benim nerede olduğumu, ne yaptığımı biliyorlardı zaten. Hayır. Oraya çıkmalarının sebebini de bilmiyorum. Ama olaylar ailemin anlatıldığı gibi değil. Ben onu söyleyeyim size. Pazartesi günü de biz nişanlımla nikah işlemleri için gitmiştik. Pazartesi günü nikah işlemleri için buluştunuz. Evet, aynen öyle. Hatta iş yerimden de onun için izin almıştım. Tamam. Bizim haberimiz sonra, yok. Evet. Daha sonra ailem iş yerime gidip, İş yerimin ismini şu an canlı yayında vermek söyleme, istemiyorum. Evet, doğru değil. Özel bir sektör, aynen öyle. Fabrikaya gidip orada bir sürü olaylar çıkarmışlar ve bu durum benim işime de yansıdı. Hı hı. Şimdi ikimiz, biz nişanımla aynı iş yerinde çalışıyorduk. Evet. Şimdi ikimizden biri çıkmak durumunda kalıyor. Evlenince aynı iki kişiyi bir yerde anladım, çalıştırmıyorlarmış. Peki. Ama yani bu genel olarak hani şey olarak ailemin oraya gitmesi. Yani ben size şöyle söyleyeyim Esra Hanım. Orada ailemin bir suçu yok. Şöyle, benim bir teyzem var. İsim soy isim de verebilirim eğer bir yasak değilse. Tabii ki verebilirsin teyzenin ismini. Fatma Özer. Peki teyzenle konunun alakası ne? Zaten bizim bu işlemleri Burak Bey'e gelmesini teyzem sayesinde oldu. Yani, teyzenin sürekli hayır. karışması, olayların içinde olması, bir sürü olayların çıkması, hepsi teyzem. Emineciğim şunu söylemek istiyorum. Yani teyzem Fatma Özer'le ilgili iddiaların bunlar. Ailen evet. nişanlını yani neredeyse bir ay sonra nikah masasına oturacağın kişiyi istemiyor anladığım kadarıyla. Onlar istiyorlardı. Yok, teyzem, istemiyorum. Teyzemin istememesi sebebiyle ailem de ona karşı yöneldi. Peki teyzeniz niye Hayır. istemiyor nişanlınızı? Şöyle bir şey, tartışma yaşadılar nişanlımla. Evet. Ama teyzem sürekli bir baskı kurdu, sürekli bir küfürler, hakaretler, bir Peki. sürü şeyler. Hani evet. çirkin şeyler. Evet. Onlardan dolayı tartışma yaşadı. Teyzem yine hakarette, tartışmada bulunduğu için... Nişanlım da teyze sen bu kadar hani bize karışmasan dedi. Anladım. Bundan dolayı olaylar büyüdü. Bundan dolayı da olayları çıkaran kişi teyzem oldu. Peki şunu söyleyeceğim. Hayır, Peki, hayır. Aile içerisinde genelde nişan döneminde bu gibi problemler, sıkıntılar yaşanır, ortam gerilir. Senin pazartesiden bugüne kadar eve gitmeyecek olan, eve gitmeyecek kadar olan sebebin nedir? Pazar günü pazartesiden olaylar, bugüne olaylar evde değilsin. Esra Hanım. Neredesin pazartesinden bugüne kadar? Ben de nişanlımın yanındaydım. Peki şimdi Emineciğim gençsiniz, çok tatlısınız tahmin edebiliyorum. Fakat sence düğün öncesinde yaptığın doğru bir davranış mı? Şöyle bir şey Esra Hanım. Hakaretler, tehditler hepsi olduğu için yani aslında korktuğum için eve gidemedim. Peki, hayır, sürekli hayır. tehditler. Ne gibi tehdit ediyorlardı seni? Söyleyebilirsin canlı. Ölümle tehdit etmeler. İşte bu iş bitti, burada kaldı. Ben de diyorum ki ya baba niye burada kaldı? İşten yani, çıkarttı. Esra ben konuşabilir miyim? Yani ölümle tehdit ettiniz hayır, mi? Hayır ben yok, konuşabilir miyim? Tabii ki. Kızım. Yok işten ben sana ne dedim? Ha? Ben senin arkandayım sonuna kadar dedim. Sen benim sözümden çıkma. Ben seni... Düğünü yapacağım, kimseyi dinleyeceğim dedi mi dinmedin mi? Ha? Ben sana... Ya baba dedin ama sen, iki gün sonra kimseyi, değiştim. Sen beni dinlemedin. Dedin. Sen beni dinlemedin bu kızım. Bu iş burada bitti ben dedin. Ben kimseyi dinlemedim. Ne teyzen gidin ileride. Biz seninle dün konuşmadık mı baba? Biz sen evladını kapattık da bile konuşmadık. Arayıp açmıyorsun telefonlarımı. Niye açmıyorsun? Bu anana yazık değil mi? Ya, hadi beni bırak. Ya, aşkım baba dün konuştuk ya seninle. Dün aradı mı sizi? Aradı da konuştu aradı. Kapattı. Programa çıkmayın akşam. Demiş programa kapatmayın. Çıkmayın. Programa çıkmayın kapattı. Evet. Evet. Telefon kayıtlarım incelenebilir. Babamla i̇ncelenebilir. Konuştuk biz. Peki ne konuştunuz yani orada bir çözüm var mıydı o konuşmanın içerisinde? Hayır yoktu ben... yine aynı şeyler oldu. Esra Hanım ne dedim babam söyle. Babam tarafından Manisa'da sizi nerede görsek. Ne dedim bak.
Dün ben sana ne dedim? Sözler sarf etti. Kızım ben sana dün ne dedim? Evlatlıktan reddederim. Annene ver git. Biz hayır, burada hayır, çıkmayacağız. Gelecek birini yapacağım dedim mi demedim mi? Nasıl? Dün ben sana ne dedim? Annene ver git. Biz programa çıkmayacağız. Seni ben düğünü yapacağım dedim mi demedim mi? Hayır, annem rahatsızlanmış. Şekeri 700'e çıkmış. Tansiyonu 23 olmuş. O yüzden dün yayına çıkamadıklarını ve annemin hastanede serum yediğini söyledi babam. Evet. Biz de dün sizi izledik ve annemi en ön sırada gördük. Şekerim baba, çıktı. Baba bu olay nasıl oluyor diye sordum. Şekerim 500'ü geçiyor. Sonra lafı değiştirdi. İşte biz önceden hastaneye gittik. Peki bir şey söyleyeyim. Yok, bunları konuşup da hiç barışma adına karşılıklı ne sizin yani... Ne nişanlının ailesi tarafından ne de sizin tarafınızdan bir adım atılmadı mı? Atılmadı. Atılmadı. Defalarca sordu Esra. Atılmadı Esra. Çok ağladım ben çok. Onların evinden bir kişi gelip şimdi onların evinden Emine nişanlının nerede? Pazarsa ben buradayım. Nişanlının nerede? Alo. Nişanlının nerede? Oğlan evinden bir kişi gelip de bir ara bulma şeyinde bulunmuyorlar. Nişanlının nerede? Şu an yanımda değil. Peki onunla da bir iletişim kurmak istiyoruz. Peki şimdi siz bu kadar gençsiniz, hararetlisiniz. Onların bu ilişkiye karşı çıkması, evliliğe karşı çıkması dolayısıyla bir kendinizi koruyarak yanlış bir hareketle doğru yaptığınızı sanıyorsunuz. Ama nişanlınızın ailesini de sorgularım ben. Onların da çocuğu var. Yani bu kadar kolay mı? Kız evinden gelecek, burada aile perişan evet. olacak. Bu yani. Kadar hani kıyamet kopacak. Hı hı. Hiç kimse de kalkıp bir şey söylemeyecek ya da bu konuda yardımcı olmayacak. Esra Hanım, amcamlar bunların şahidi. Amcamlar defalarca bizi bir araya getirmek için, ortayı yapmak için her seferinde aracı oldular. Murat'ın ailesi bizim evi artık yol geçen olma gibi sürekli gelir oldular. Aileme güzellikle olsun, bak Dünür böyle yapmayın. Defalarca aradılar, defalarca sordular. Siz her bu çocuğu Alaybey'de komşularımız, akrabalarımız, amcamlar. Peki siz seviyorsunuz nişanlınızı değil mi? Buna. Siz nişanlınızı seviyorsunuz. Esra Hanım, bir anne baba çocuğunu ateşe atar mı? Biz iyi olacağını bilsek zaten vereceğiz. Peki. Devamlı saygısızlık. Hastanelerde yatırıyorum, bir geçmiş olsun ha. Hayır, geldi yani, bir telefon açmıyor. Öyle bir şey yok. Kaç açmıyorsun. Defa geldi. Geldi Esra Hanım, iyi olsa oldu. Şey olsa biz kızımızı niye vermeyelim? Annesi hastanede yatıyor. Elbette evlendireceğiz. Biz çok özür dilerim. Kızınız evlendiririz. Kredi çekiyorlar Esra Hanım. Öyle bir evet. şey yok. 70 milyara biz evimizi 135 milyara aldık Esra Hanım. Hı hı. Dinliyor musunuz? Bu krediyi de ev için mi çektiniz? Evet. Hayır, ben asla kredi çekmedim. 70 milyara Murat'ın ailesi hem dükkanlarını hı hı. hem bağlarını sattılar ev alabilmek için. Murat kefil olduğun şey oldu. 70 milyarı kredi çekti. Bu teyzeciğim kefil belki oldu. Kredi çekip çekmediğini görür, ben sana gösteririm. Siz tabii ki aynen bankaya gidip bunu araştırabilirsiniz. Evet. Şunu soracağım. Siz asla kredi nişanlınızı çekmedim. Seviyorsunuz değil mi? Kefil olan kim? Evet, biz anlaştık. Seviyoruz da. Seviyorsunuz da. Tamam, seviyorsan. Sevmediysen kaçırır mı? 10 tane koca bulursun. Efendim? Bir saniye, bir saniye. Tamam mı? Amcacığım ne dedi? Ana baba bulamazsın. Ben anlamıyorum. Ne dedi? Teyzeciğim, amcacığım bakın. Şimdi vallahi bir buçuk ay daha dursaydı, bir buçuk ay sonra bana ev vermeseydim, orada sana kaçıp gitseydi. Siz de evlat bulamazsınız. Yani, Muzaffer amca bakın bir şeyi anlamıyorsunuz. Anladığım ki kadar arada siz damadı bir gözden çıkarmışsınız. Ben çıkarmadım. Kim çıkardı? Evet, ben çıkarmadım. Teyzem bu saygısız, şeysiz damadı. Bunu bana yapmayacaktı. Saygısız ama bu çocuk. Bana yapmayacaktı işte, hastanede yatıyorum. Geçmiş olsuna gelmiyor, bir arayıp sormuyor. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Kızımı bırakıp peki, sokaklarda bak, bırakıp kızınızın gidiyor. Kızınızın nerede olduğu telefonda da konuşuyorsunuz. Evet. Evlenmesine o kişiyle müsaade ediyor musunuz? Etmiyoruz. Ben ediyorum. Hemen ben etmiyorum. Olsun. Peki Emine, senden bir ricada bulunsam. Lütfen Murat'la beraber buraya gelir misiniz? Esra Hanım, yani ben zaten öyle nasıl diyeyim şimdi? Nikah. Hayatım yani hiç nikah düğünü yaparım, o en basiti yani. Sen gel, ben seni pazartesi günü de evlendiririm burada, sıkıntı o değil. Bak. Şimdi bu kriz öyle bir kriz ki sizin evlendikten sonra da maalesef yakanızı bırakmayacak bir kriz.
Aynen. Asla şunu onaylamıyorum. Pazartesi günü hiç kimseye haber vermeden çekip gidiyor olman doğru bir davranış değil. Bunun sen de eminim farkındasın değil mi? Biz ona işe gitti diyerekten işten izin alıp gidiyor. Murat izin aldırttırıyor gidiyor. Yani izin aldığında bize bildirin ne diye izin almış diye onu konuşmak için gittik biz fabrikaya. Yani ne istiyorsunuz onlardan Sevil teyze? Ne istiyorsunuz kızınızdan ve damadınız olacak olan kişiden? Valla ben kızımı istiyorum geriye. Ne harikada olursa olsun. Peki kızınız geri gelecek mi? Bir nikah yapıyorlar mutfak nikah şey yaptık diyor. Bizim haberimiz yok hiç. Peki. Anneye babaya haber verilmez mi Esra Hanım? Teyzeciğim anneye babaya haber verilir de siz bu kadar gardınızı alıp 23 yaşında hani daha çok genç ama evet. Hani aklı başında da anladığım kadarıyla ona bu kadar böyle hani karşı tarafla ilgili itici davranırsanız sizi dinlemez ki. Aynen öyle Esra Hanım. Çok karşı çıktılar. Çok defalarca ben anne güzellikle olsun, anne bakın böyle yapmayın. Teyzemin de sözünü dinlediler. Beni hiç dinlemediler. Ben de sana güzellikle anlattım ama anlamadın. Saygı duymadılar. Anlamadım. Ya bir... Murat gözünü kör etti senin. Edebilir. Hayır asla öyle bir şey Murat yok. Murat gözünü kör etti. Asla öyle bir şey yok. Zaten bu kadar olay yaşandıktan sonra biz yollarımızı da ayırırdık. Seven insan kaçırmaz. Annesini... Ya biz zaten... Kız kardeşi. Emineciğim. Kız kardeşi değil ki bu. Esra Hanım. Yani kaçmak diye bir şey yok aslında. Emine şu soruma cevap ver. Siz de duyun lütfen. Murat Narlı sizi kaçırdı mı? Hayır. Neredesiniz? Biz Manisa'dayız zaten. Biz öyle bir yere de kaçmadık Esra Hanım. Manisa'nın çarşılarında her yerlerde geziyoruz. Kızım pazar sabahları niye açmıyorsun telefonu? Karakol bakıyor, şey bakıyor, bulamıyor. Hayır ya. Nasıl bulamıyor? Karakol bizi aradı, gelebilir misiniz dedi. 81 vilayette aramıyorsunuz dedi. Kayıp ilanı çıkmış. Biz evet. De hatta nişanlımla birlikte karakola gittik, ifadelerimizi verdik. Peki. Onlar da hatta teyzen dediler yani. Polis bile teyzen dedi. Emine Betül bir şey daha soracağım. Anneniz dedi ya, Murat senin gözünü kör etmiş. Aynen. Eve dön. Hiçbir seni şey görmüyor. Seni evlendirmeyeceğim onunla diyor hala. Evet çünkü teyzem öyle söylüyor annem. Annem teyzen de falan değil. Ya teyzen niye bu kadar karışır bu ilişkiye? İşte sorun orada da Esra Hanım. Bir saniye bir şey soracağım. Kızım. Ne annem ne kızım, babam asla bak. Böyle bir insan değiller. Kızım bir dakika. Çok iyi insanlardır. Kızım beni duyuyor mu? Asla ben, öyle bir şey yapmazlardı. Baştan beri biz çok iyi gidiyorduk. Çok iyi gidiyorduk. Kızım. Teyzem ne, tamam, ne zaman iyi gidiyorduk. Annemi kendi tarafına çekti. Babam da bir iki gün benim yanımda oluyor, bir iki gün annemin yanına dönüyor, sözlerine dönüyor. Peki bak babam biz bir şey söylemek seni? İstiyor. Kızım, ateşe mi atalım? Kızım, bak ben Fatma çalışan emekli olmadan önce seni ben teslim ettim daha yeni işe mi kan? Şeyleri bırakıp bir de ağlıyordun ya baba yüzüğü atacağım diye. Neden böyle konuşuyorsun sen? Neden değiştin bu kadar? He? Aynen. Kaç sefer yüzüğü atmaya neden değiştin bu kadar sen? Attırmadık. He? Yüzüğü kaç sefer atmaya ben kalktı, attırmadım. Ben sana dedim, atma dedim. Ben baştan konuştum. Aman Allah aşkına. Ya, daha sözünü ertesi günü atacaktı. Şimdi bu durumda olur muyuz? Allah aşkına yüzüğü atsak bir daha bunalımdayım diyor Esra Hanım. Bunalımdayım ne yaptığımı bilmiyorum diyordu. Hayır asla bu öyle ya, bir laf etmedim. Yemin ederim öyle bir laf etmedim. Emine Betül. Ettin. Yani hani bu krizler çıkabilir, ola da bilir. Tabii ki olabilir yani nişanlılık devresinde bütün olaylarda oluyor. Babanla annen de çok tatlı insanlar. Baban aslında daha ılımlı. Evet. Muzaffer amca kızını seviyor musun? Onlar benim canım çok. Ya. Ne demek ya? Çok. Benim iki kızım var. Bebeğimiz. Ben başta da söyledim. Mesela damatı bak çektim karşıma. Bak benim iki kızım var. Ben dünyadan başka bunlar hiçbir şey yok. Bana param var hiçbir şeylerim değil. Benim iki canım var. Bunların canı bir damla gözüne ben 10 damla yaş akarım. Baştan da söyledim bunu. Damadı karşıma çektim. Benim çocuklarım kıymetli. Eğer ben çocuğuma bak ben senin arkandayım sonuna kadar dedim. Hep böyle konuştum. Küçük kızım aramış Dünür'ü. Sizin yaptığınız ne böyle ayıp değil mi demiş. Niye kaçırıyorsunuz düğüne az kaldı bak niye kaçırdınız ablamı diye. Hemen onu geri verin demiş. Elimize geçirdiğimiz kızı ne diye geri gönderelim diyormuş. Ne kızmış vallahi bizim yani. Şimdi Muzaffer amcacığım. Bak 28 Nisan kalmadı. Düğün tarihi diyorsunuz. Evet. Kızınızı yalnız, kimsesiz, sahipsiz bırakmak ister misiniz? Ben istemedim. İstemeyiz. Ama benim ama yüzüm aşağıya bıraktı, Esra Hanım. Kaçtı gitti. Bizi saymadı. Bizi peki, saymadı. Peki bak Emine Betül onların da bir sıkıntısı var anne babanın da. Seven bizi insan da kaçırmaz. Seven bizi insan da saymıyorlar. Kaçırmaz. Anne Murat geldi.
Dur, bize kıymet vermiyorlar diyor. Hayır, asla asla Esra Hanım. Biz mobilya bakmaya da gitsek, eşya da bakmaya gitsek ilk önce... Alo. Dinliyorum seni. Habersiz. İlk önce tamam nişanımla dolaştık Esra Hanım. Gezdik, mobilyacıları gezdik, hepsini dolaştık. Sonra kendi düşüncemize göre hangi mobilyacıdan koltuklarımızı beğendiysek ailelerimizi götürdük. Hatta Murat'ın ailesi gelmedi bile. Ben kendi ailemi, annem dedi ki ben de geleceğim, ben de geleceğim. Nerede dedi. Gelmedi Murat'ın ailesi? Tamam anne gel annesi dedi. Kimdi? Annemle dolaştık. Gelen kimdi? Sonra Murat'ın annesi Gil geldiler. Hep birlikte mobilyalara bakıldı. Annem ben bunu beğenmiyorum, ayrı olmayacak dedi. Beyaz eşyaları aldırıyorlar kızıma peşin olarak. Büyük faturalar oğlanın üstüne ya kesiliyor. Ya Sevil teyze. Artık şimdi ben buradan büyük de artık dönem o kadar değişti ki kendi parasını kazanan çalışan gençler kendi seçimlerini yapmak istiyorlar. Bir de ailelere yük olmak istemiyorlar. Tamam Esra Hanım'dan da haber vermiyorlar. Bizi K'ye almıyorlar. Hiçbir şeyden haberimiz yok bizim. Sonradan duyuyoruz. Mesela nikah yapacak sonradan bak duydum. Mobilyalarımı, beyaz eşyalarımı kendim almış olmam. Yani kendi paramla mı almış olmam? Ne annemden ne babamdan tek bir kuruş para almadım. Bizim tek haberimiz yok ki. Kendim Emine, kazandım verdim. Bizim haberimiz yok ki eşya almanızdan şeyinizden. Nasıl yok anne ben seni götürmedim mi beyaz eşya sevgili? Emine buradaki problem ne biliyor musunuz? Almışsınız etmişsiniz ondan sonra bana söylüyor. Emine şeye karıştırmayın ya. Aslında, alsanız alın ya. Çok özür dilerim. İsterseniz bir şunun içine yatın ya. Bir anne babanın en büyük şansıdır. Kendi işini kendi gören. Becerikli, yük olmayan, yeten bir evlat, bir anne babanın en büyük şanslarından biridir. Evet öyle de haberimiz olmuyor Esra Hanımcığım. Sevil haber vermiyorlar. Sevil teyzeciğim. Haber vermiyorlar tamam, ya. Kim? Vermiyorlar işte. Onlar da gençler, cahiller. Bırak vermesinler. Evlerinde görürsün zaten. Ama öyle olması gerekmez mi? Anne gel bak biz eşyaları siz de gelin. Biz nikah yapıyoruz gelin. Ha? Kaç... Götürdüm diyor. Yok bak. Götür. Almışlar götür. Etmişler ondan sonra gösteriyorlar bana. Almışlar ay, ondan sonra. Allah, almışlar ondan sonra. Peki Esra ne yapacaksın yani sen gidiyorsa o B firmasına oluyorsa tutturdun illa A firmasından mı olacak? Ya beğendik anne siz de görün bakalım beğeneceğiniz mi diye bir şeyde bulunmaları lazım. Şimdi teyzeciğim çok özür dilerim oğlunuz var mı? Yok iki kızım var. İki kızım var. Şimdi... Emine Betül, öteki kızım bu akılda değil ama o da akıllı. Sizinle konuşacaklar. Çok rica ediyorum. Yani bu krizi çözmemiz lazım. Annenle babanın belli konulardaki hassasiyeti yüksek. Anladığım kadarıyla nişanlınla ve senin aile içerisinde bazı o gerilimler tırmanmış ya. Onları toparlıyor olmamız lazım. Yoksa daha bunun düğünü değil, sonrasında bir de çocuğu var. Aynen. Ekip arkadaşlarım seni arayacaklar. Bak kızın sağ salim iyi. Yapacağım aranızı haberimiz ben. Yok. Durdum efendim şimdi daha. Sesini ilk defa duyduk Esra Hanım.